Evet, siyasetin en sıcak başlığına geçiyoruz. Burada herkes Ankara gazetecisi, bir de hukukçumuz var elbette. Ama sanırım bir hayli önemli kulis bilgileriyle birlikte harmanlayıp konuşacağız. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu meselesi. Ben bu konuyu Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden önce işlemek istiyorum. Bahçeli dedi ki İmamoğlu'nun amacı nedir? Kılıçdaroğlu memurlarla değil İmamoğlu'na kafa yormalı. Sipariş senaryo devrede, il il gezmekteki amacı nedir? Malum İmamoğlu önce bir Karadeniz turuna çıktı, ardından Elazığ, sonrasında Diyarbakır ve sonrasında da yine tartışmalar alevlendi. Şimdi Devlet Bahçeli sipariş senaryo devrede diyor. İl il gezmekteki amacı nedir? Melik Yiğitel'den yani başlayalım. Ne yapmak istemektedir? Ne yapmak istemektedir? İstemektedir. Bu sipariş senaryo nedir? Dili öyle ya, ne yapmak nereye varmak istemektedir? Sipariş senaryo konusunda ama İsmet Bey'in ne söyleyeceğini aşağı yukarı tahmin ediyorum ben. Evet. Kesinlikle. Aşk, herkesin macera, bildiği, heyecan. Herkesin bildiği sır. Ya şimdi Ekrem İmamoğlu'nun tabii ya bu gezileri bir kere hani Cumhurbaşkanlığı yarışında ben varım diyor. Ve burada Devlet Bey'in ima ettiği şey de aslında bütün bunların Kemal Bey'e rağmen olma ihtimalinden bahsediyor. Şimdi İmamoğlu'nun, ya ben bugün de onu akşam gazetesine yazdım. Bence gayri resmi bir ön seçim. Başta da öyle attım. Gayri resim ön seçim başladı diye. Yani bakın, eğer İmamoğlu, mesela Kılıçdaroğlu daha önce ne dedi? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir dönem daha BD Başkanı sürdürmeli. Burada mesela İmamoğlu şunu dese, ya ben biz genel başkan dedik ya, bir dönem daha sürdürmeli, biz bir dönem daha sürdürürüz. Tartışma biter zaten. Aday değilim. Bir dönem daha devam etmek istiyorum derse tartışma biter. Ama bunu demiyor. Rus gazetesi Komersant'a yaptığı açıklama çok enteresandır. Orada birebir diyor ki, hatırlarsanız diyor, beni diyor, ben diyor, BD başkanlığı içinde diyor, tartışmalar oldu diyor. Ben aday olmadım diyor. Aday teklifi bana yaptılar diyor. Ve ben öyle kabul ettim diyor. Şimdi bir kere burada ya bir işaret veriyor. Ve sonra devamında diyor ki Millet İttifakı'nın da yine şeyde belediye başkanlığında olduğu gibi doğru bir isme karar vereceğini düşünüyorum. Bakın burada ben aday değilim. Sen genel başkanın ismi geçiyor. Ya bana niye böyle sorular soruyorsun denmiyor. Cumhurbaşkanı aday mısınız sorusu soruyor Rus gazeteci. Verdiği cevap, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na nasıl aday olduğumu hatırlıyor musunuz diyor. Peşinden de diyor ki bana teklif edildi. Sonra bir yerde de diyor ki hatırlarsanız diyor, o dönem diyor Erdoğan dedi ki İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Bununla da diyor ki ya İstanbul'u ben kazandım, bununla da Türkiye'yi kazanabilirim. O yüzden Ekrem Bey sonuna kadar bu işi zorluyor. Şimdi nereye gitti? Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum. Şimdi buranın özelliği ne? CHP'nin oyunun en fazla çıkabildiği yer %7. 30 yıldır milletvekili çıkmıyor. İmamoğlu diyor ki, ey CHP Genel Merkezi, siz her kimi düşünüyorsanız, bakın ben CHP'nin %7'lerde olduğu, esamesinin okunmadığı milliyetçi muhafazakar yerlere gidiyorum, el üstünde tutuluyorum. Sonra da Bayburt'ta Sevgi Seli diyor, o fotoğrafları da İBB'nin internet sitesine koyuyor. Yani diyor ki burada ben varım. Bak bana ilgi de var. Sonra nereye gidiyor? Diyarbakır'a. Diyor ki bak burada HDP'nin kalesi ama bak ben burada da teveccüh görüyorum. Ve dolayısıyla öyle ya da böyle sonunda kapısının çalınacağını düşünüyor Sayın İmamoğlu. Ve bu işi sonuna kadar da zorlayacak. Dolayısıyla hani burada mesela şöyle bir şey ya mesela Kemal Bey'e soruldu işte İmamoğlu adaylığı konusu. Bana gelen bir talep yok. Ya zaten öyle talep olmaz ki. Yani sen gidip genel başkana der misin? Ya ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum ya da aday. Der misiniz öyle bir şey? Muharrem İnce bile söylemedi onu. Yani siz olun, siz olmayacaksanız ben olayım. Peki ikisi arasında bir gerginlik var mı?
Ne dersin? Gerginlik olur bence yarışma. Ya da bir rekabet var mı? Rekabet var. Yani bir rekabet var ve Sayın İmamoğlu şunu hesaplıyor. Şimdi sadece Kemal Bey'in kendi başına vereceği bir karar olmadığının farkında. Bir yuvarlak masa, o yuvarlak masa etrafında milletvekilliğinin paydaşları ve belki bir takım işte STK, bir takım işte kuruluşlar, bir takım böyle sermaye sahiplerine de ya doğrusu ne olur, ne yapalım diye sorulacak. Orada yani İmamoğlu doğru isimdir. Tercihini çıkabileceğine ihtimal veriyor. Çünkü şöyle bir hesap yapılıyor. Deniyor ki mesela ya Kemal Kılıçdaroğlu olursa %25 CHP, hadi %10 HDP, %35. İYİ Parti %13-14. Orada fire olma ihtimali var. Milliyetçi Muhafazakar kesimi bir kısmı vermeyebilir. Hadi diyelim %10'u verdi. Topladığınızda elinizde 45 var. Ama yetmiyor. Sizin Milliyetçi Muhafazakar, Merkez, AK Parti, Cumhur İttifakı'ndan buraya oy almanız, oy kaydırmanız gerekiyor. Şimdi İmamoğlu diyor ki ben İstanbul'da bunu yaptım. Bir kısım İYİ Partili yönetici de diyor ki bunu İstanbul formülü diye isimlendirerek kendi aralarında konuşurken İstanbul'da İmamoğlu'yla bu başarıldı deniyor. Yani sadece CHP ve İYİ Parti'nin değil, aynı zamanda HDP'nin de oylarını aldı, AK Parti tabanından da oy aldı, Milliyetçi Muhafazakar oylardan da oy aldı ve açık ara çeyrek asır sonra biz İmamoğlu'yla kazandık. İmamoğlu'nun background'da bu var. O yüzden de İmamoğlu bu yarışı sonuna kadar sürdürecek. Ha mesela ben Ekrem İmamoğlu defterinin tümüyle kapandığı kanaatinde değilim. Yani böyle söyleniyor. Yani hep işte genel merkez açısından da mı? Efendim? Genel merkez açısından da mı tümüyle kapandı? Şöyle yani genel merkez kapatmaya çalışıyor ama böyle kapıyı kapatmaya çalışıyor ama İmamoğlu ayağını koymuş, kapanmıyor. Ayağını böyle kapının arasına koymuş, kapanmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ayağını çektiği anda kapanır ama koyuyor. Az önce Komersant'tan verdim. Demiyor aday değilim. Ya da işte genel başkanın ismi varken niye böyle bir şey, niye bana soruyorsunuz demiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık sürecini hatırlatıyor. Ve devamında diyor ki Millet İttifakı'nın ortakları da en iyi isme karar vereceğini düşünüyorum. Ya şimdi ben aday değilim dese bir tartışma kapanmayacak mı? Aslında şöyle yani doğrudan net ifadelerle ben aday değilim demedi ama bu süreç içeride tartışılırken yani Türkiye'deki basına da dedi ki ben evet bu ilgiden motive oluyorum ama işimi daha iyi yapmak için, tamam, belediye başkanlığımı daha iyi yapmak için motive oluyorum. Benim işimi iyi yapmam demek Millet İttifakı'nın puan kazanması demek diyor. Ya işte ama keşke biliyorsunuz, bunu böyle formüle etse. İl il niye geziyor? Bütün belediye başkanları geziyor diyorlar. Hayır, hayır, hayır. Kadir Topbaş da Artvin'e gitti. Kimsenin haberi olmadı. Ya billboard asılıyor. Duyuru yapılıyor. Halkla buluşuyor. Yani böyle merhaba nasılsınız sevgili Artvinliler falan tokalaşmıyor, gitmiyor. Miting yapıyor ya. Mesela Diyarbakır'da duyuruldu saat 16'da. Diyarbakır'da mitingi vardı diye son anda bir müdahaleyle o mitingi iptal edildi. 15. Miting yapacaktı. Şey basıldı ya. Yani afiş basıldı. Onu burada Murat işte, Ongun yine CNN Türkiye bağlandı. Ahmet Hakan'ın programına Tarafsız Bölge'ye dedi burada ki işte, bizim dışımızda il başkanlığı planlamış. Dağ kapı meydanında halk böyle konuşması. Böyle bir program istemedik, siyasi amaçla gitmedik dedi şöyle Diyarbakır'a. Ama mesela aynı zamanda Kılıçdaroğlu da benden izin aldılar. Bakın, dedi. Hani genel merkezin haberi evet, yoktu. Şimdi onu da söyleyeceğim. Hani Büyükşehir Belediyesi olarak. Elimde afiş. Afiş planlamışlardı Ahmet Bu afiş Güneştekin'in. Bu afiş. Diyarbakır'da asıldı ve dağıtıldı ya, duyuru fakat var. Fakat müdahale sonrası o afişi kaldırdılar. Evet. Biz il yöneticileriyle görüştük. Dedik ki ne oldu? Dediler ki biz bizim programımız yoktur. İmamoğlu ile ilgili bizim bir program yapmadık dediler. Yani, peki afişiniz vardı, kaldırdınız dedik. Ona pek bir yanıt vermediler. Ya mesela Murat Ongun bağlandı. Ben izledim o bağlantıyı. Diyor ki ya bu diyor bizim programımızda yoktu. İl başkanı böyle bir program belirledi. Ya şimdi ya o bırakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Peki Bayburt'taki buluşmada, Gümüşhane'deki buluşmada, Erzurum'daki buluşmada hatta buluşmalarda yok mu? Bayburt'ta abi fotoğrafları İBB'nin internet sitesine koydu. Sevgi Seli diye, izdiham oldu diye. Şimdi
Şimdi mesela şeyi geçtim ya, İstanbul Üç Belediye Başkanı geçtim. Ya bir siz kitap imza gününe bile gitsek. Ya bize yayın evi demiyor mu kardeşim saat 15'te imza. İşte 16'da işimiz bitiyor. 16'da da seni biz ne bileyim kitap evinin çatısına çıkaracağız. Bir de orada okurlarına sesleneceksiniz. Bana rağmen böyle bir şey koyabilir mi oraya ya? Bana sormadan yapabilir mi? Normalde zor tabii. Afiş basabilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Peki onun gereğini yaptı mı? Değil. İptal edilen o halkla buluşmanın yerine bir eylem yaptı mı? Evet, o yaptı. Sanat açılışı yaptı. Hayır, orada caddelerde yürüdü. Ha, yürüdü. Tabii, halkla buluşma. Yani bir anlamda tutma, onun iptal edilmesine meydan okudu.